Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar, kombiyi kış konumuna alırken neler yapmalıyız veya neler yapmamalıyız, biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dostlar, kombimizi kış konumuna nasıl alırız, onu uygulamalı olarak yanındaki kombiden göstereceğim ve derecesini nasıl ayarlarız bunu göstereceğim. Hemen kombimizi kış konumuna nasıl alırız ona bakalım. Şu an kombimiz yaz konumunda dostlar. Kombimizi öncelikle kapatıyoruz ve ondan sonra petek ve kalorifer konumunu alıyoruz. Kombimiz şu an çalışmaya başladı. Kış konumu derecesini de şurada gördüğünüz petek işareti var. Buradan istediğiniz dereceyi ayarlayabilirsiniz. 40 derece, 45 derece kaç derece olduğunu siz hani kaç derecede kullanıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Kombimiz şu an çalıştı ve ateşleme yaptı. Şurada da ateş işareti var zaten. Sizin kendi evinizdeki kombide kış konumunu alırken düğmeleri farklı olabilir ama temelde aynıdır. Yani kalorifer tarafına petek işaretini aldığınız zaman kombiniz zaten otomatik çalışmaya başlar ve petekleriniz ısınmaya başlar. Eğer petekleriniz ısınmaya başladıysa kombinizi kış konumuna almışsınız demektir. Burada bazı yeni kombilerde şöyle bir detay var. Kombinizi yaz konumuna ayrı alıyorsunuz, kış konumuna ayrı alıyorsunuz, yaz ve kış konumuna ayrı alıyorsunuz. Yani mesela arkamda gördüğünüz kombide yaz konumunu aldığınız zaman sadece sıcak suyunuz çalışır. Kış konumunu aldığınız zaman hem sıcak suyunuz hem de petekleriniz çalışır. Bazı kombilerde 2 tane ayar yok. 3 tane ayar var. Özellikle düğmeli kombilerde. Yaz konumunu aldığınız zaman sadece sıcak suyunuz çalışır. Kış konumunu aldığınız zaman sadece petekleriniz çalışır. İkinci bir kış konumu daha var. Orada hem sıcak suyunuz çalışır hem petekleriniz çalışır. Yani 3 tane ayar vardır. Buna dikkat ederseniz kombinizi kolaylıkla yaz konumunda veya kış konumunda alabilirsiniz. Bunu da şu yüzden anlattım. Kış konumunu aldığınız zaman sıcak su çalışmıyor bazı kombilerde. Onun için ayrıyetten işte tekrardan yaz konumu ve kış konumu ayarı var. Ona çevirmeniz gerekiyor düğmeyle ya da basmanız gerekiyor. Yaz konumu ve kış konumunu aldığınız zaman kombiniz hem sıcak suda hem peteklerinizde çalışacaktır. Kombimizi kış konumuna aldığımız zaman en önemli detay burada kombimizin bakımını yaptırmak. Kombimizin bakımını kışa girerken kesinlikle yaptırmamız gerekiyor dostlar. Daha temiz ve düzgün bir şekilde kombimizi kullanmak istiyorsak bakımları düzenli bir şekilde kışa girerken yaptırmamız gerekiyor. Bakım yaptırdığımız zaman özellikle kombimizin altında petek dönüş borusunda filtre vardır. O filtrenin de her yıl kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Peteklerinizin daha iyi ısınması ve evinizi daha iyi ısıtması için filtre bakımı, yani kombi dönüş filtre bakımı çok önemlidir. Kombimizde kombi dönüş filtresi nerededir? Hemen kısaca onu da göstereceğim bu kombi üstünde. Bütün kombilerde genellikle en sağdaki boruda olur. Ama ben size bunu ayırt etmeniz için küçük bir ayrıntı söyleyeceğim. Hemen onu da göstereyim. Şu an kombimizin altına girdik. Kombimizin altında gördüğünüz gibi bir tane sağda, bir tane de solda filtre var. İki tane filtre var. Bir burada, bir de şu en sağda bir filtre var. Burada büyük olan filtre kombimizin dönüş filtresidir. Her kombinin altında ortalama 2 tane filtre olur. Bunların birisi sıcak su filtrenizdir. Şebekeden gelen suyu süzer. Birisi de kombi petek filtrenizdir. Bunu nasıl ayırt edersiniz en kolay? Kombinizin petek dönüş filtresi sıcak su filtrenizden biraz daha büyük olur. Yani sıcak su filtreniz, şu filtreniz, şu yarım ağızdır. Kombi dönüş filtreniz 3 çeyrektir. Zaten kombilerde dönüş filtresi en sağdaki boruda olur. En sağdaki. Sağdan ikincisi de sıcak su filtreniz olur. Burada da küçük olan değil, büyük olan, yani en sağdaki kombi dönüş filtremizdir. Bu filtrenin sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Bir diğer anlatacağım konu da dostlar, peteklerin havalarını almak. Kombiyi kış konumunu aldığımız zaman peteklerimizin havalarını almamız gerekiyor. Genellikle petekler kolay kolay hava yapmaz. Peteklerin suyunu boşalttığınız zaman içeride kalan hava tekrardan su bastığınız zaman sıkışır ve peteklere gider. Eğer kombinizde yakın zamanda bir su boşaltma yaptıysanız kesinlikle havalarını kontrol edin. Ve her kışa girdiğiniz zaman kombi peteklerinizin havalarını kontrol edin. Peteklerden hava nasıl alınır dostlar? Peteklerinizin üst tarafında hava projörü vardır. Zaten baktığınızda direkt görürsünüz.
hava anahtarı yardımıyla veya düz tornavidayla oradan peteklerden hava alabilirsiniz. Bunu kendiniz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Kombi peteklerinizin biraz önce gösterdiğim dönüş filtresini temizlerken orada bir çamurlaşma varsa tesisat temizliği yaptırmanız gerekiyor. Su siyahsa korkmanıza gerek yok. Bir çamurlaşma yoksa eğer suyun siyah olması normal. Eğer o filtrenizde bir çamurlaşma varsa o zaman tesisat temizliği yaptırmanız peteklerinizin sağlığı açısından da önemlidir. Tabii tesisat temizliği yaptıracağınız yeri iyi seçmeniz gerekiyor. Çok fazla sıkıntı yaşayan müşterilerimiz de var tesisat temizliği yüzünden. Eğer peteklerinizin ısınmasında peteklerinizde bir sorun varsa tesisat temizliği yaptırmanıza hiç gerek yok. Yani durduk yere başınıza iş almayın. Bir diğer anlatacağım konu da dostlar peteklerinize antifriz koymak. Bunu da çok duydum. Böyle yapanları da duydum. Hatta bizzat yapanları da gördüm. Peteklerinize antifriz suyu koymak peteklerinizin daha ısınmasını sağlar. Ama şöyle bir şey var. Bunu 2 yılda bir, 3 yılda bir peteklerinizdeki antifrizli suyu değiştirmeniz gerekiyor. Başta şunu söyleyeyim dostlar, ben kesinlikle peteklere antifrizli su koyulmasını tavsiye etmiyorum. Neden olduğunu da şöyle söyleyeyim. Hem size çok yüksek maliyetler çıkaracaktır antifrizli su koymak. Hem de 2 yılda bir, 3 yılda bir bu antifrizli suyu peteklerinizden temizlemeniz gerekiyor. Eğer peteklerinizden bu antifrizli suyu temizlemezseniz 2-3 yıldan sonra peteklerinizde çamurlaşma yapmaya başlayacak ve bütün petek tesisatınızı yıkayacak. Bu da size ekstra bir maliyettir, ekstra bir yüktür. Antifriz de ekstra bir maliyettir ve ekstra bir yüktür. Bu yüzden ben kesinlikle antifrizli suyun peteklere koyulmasını tavsiye etmiyorum. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz bilgi videoların devamı gelecek. Videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Destek için abone olursanız çok sevinirim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.